Peki hocam, sizden hemen istediğim bir şey var. Bu cihazlarımız hakkında bize cihazlarımızın özellikleriyle ilgili izleyenlerimize bilgi verelim mi sizin mesleğinizde? Diyot ve Alexandrite cihazı. Şimdi dediğim gibi Alexandrite cihazı sonuçları gayet iyi olan koyu özellikle kıllarda kullandığınız bir cihaz. Evet. Ama ten, eğer hastanın teni çok koyuysa ilk planda Alex'i tercih etmiyoruz. O zaman diyotu tercih ediyoruz. Çünkü çok koyu tenlerde Alex'te tam tersine ciltte yanma olabilir. O yüzden önce diyotla biraz daha cildin o kılların şeyini ayarlıyoruz. Ondan sonra tekrar Alex'le devam ediyoruz. Yani en büyük farkı o. Bir de dediğim gibi diyot daha geniş alana hitap eden bir cihaz olduğu için ince olan kılları da görme etkisine sahip. Alex çünkü bir yerden sonra mesela özellikle yüzde ince kılları çok fazla görmüyor. Evet. Ama böyle hastalarda diyottan faydalanabiliyoruz. Yüzü çünkü tam tersine eğer görmeyen kıllara Alex'le atış atılırsa ki birçok yerde bunu görüyoruz. Başarı sağlanmaz, bilakis kıllarda artış olur. Yani lazerin istediği şeyi sağlamadığı gibi tam tersine reaksiyon olur. Bu sefer hani onlarla da uğraşmak gerekir. O yüzden onun çok iyi ayrımını yapmak lazım. Yani beyaz ciltte ve kalın kıllarda Alex. Evet. Çünkü Alex oradaki kılın melanin dediğimiz pigmentini görüyor. Direkt oraya yönelik atış atıyor. Ondan dolayı eğer hafifse, kıllar daha inceyse ya da cilt çok koyuysa o zaman da diyot. Diyot kullanıyoruz. Peki hocam, az önce botokstan bahsetmiştik. Peki hocam, yine özellikle kadınların da çok tercih ettiği dolgu konusuna değinmek istiyoruz. Hocam, dolgu nedir? Ne kadar zaman aralığında tekrarlanabilir ve hangi bölgede uygulanır? Ya dolgu doğal cilt yapısına uygun hyaluronik asitten yapılıyor. Bu cilde dediğim gibi yapısına uygun olduğu için zaman içerisinde ciltte eriyerek kayboluyor. Hı. Kalıcı değil. Kalıcı dolgular da var ama evet, bizim kliniğimizde uyguladığımız hyaluronik asit. Evet. Bunun kabaca kalış süresi 1 yıl civarında. 1 yıl. Hı hı. Kullandığımız dolgunun. Dolguyu yine kıvrım yerlerini doldurmak, boşluk olan, iz olan yerleri toparlamak, yine yüzün ovalini ortaya çıkarmak, işte hani burundaki kıvrımlarda yapabiliyoruz. Dudağı dolgunlaştırmak için kullanabiliyoruz. Yine yüzdeki çökmelerde zamanla yüzdeki aşağı sarkmaları toparlamak amaçlı kullanabiliyoruz. Aynı zamanda el üstlerindeki kırışıklıklar için de kullanabiliyoruz. Bunlar için de kullanılabiliyor. Tabii. Evet. Tekrardan dolgu ve botoks tercihlerinizde evet bizi tercih edebilirsiniz. Bu konuda da hocam oldukça deneyimli ve birçok yine başarılı işlemleri mevcut. Bu konuda da hizmet alan birçok hastamız var. Eminim ki onlar da yayınımızı izliyorlarsa bize görüşlerini bildireceklerdir. Evet. Şimdi hocam, peki şöyle bir sorumuz var. PRP, mezoterapi. Evet. Bunlar nedir ve hangi bölgelere ne için uygulanır diye bizleri izleyicilerimiz tarafından var. Şimdi bazı hastalar dolgu ve botoks gibi yüzün genel görüntüsünü değiştiren uygulamaları istemiyorlar. Evet. Sadece hastamız diyor ki ben ince kırışıklarımdan kurtulmak istiyorum ama yüzümün görüntüsü değişmesin, daha parlak, daha canlı, daha tok bir cildim olsun. Hı hı. Bu tip hastalarda biz onlara PRP mezoterapi uygulamalarını öneriyoruz. PRP alerjik olan özellikle hastalarda daha çok tercih ediyoruz. Çünkü kendi kanından yapılan bir uygulama bu. Hastanın kanını alıyoruz santrifüjde. Trombosit dediğimiz yara iyileştirici faktörlerin yoğun olduğu bir plazma elde ederek bunu saç bölgesine ya da yüz bölgesine uyguluyoruz. Yüze uyguladığımız zaman bu kıvrımların olduğu yerleri, lekelerin olduğu yerleri, izlerin olduğu yerleri bir hastalık gibi kabul edip iyileştirme yönünde çalışıyor. Aynı şekilde bu PRP uygulamasını saça da yapabiliyoruz. Saçta da dökülme olan yerlerde özellikle işte kadınlarda tepeden olan açılmalar, yine erkeklerde tepeden olan açılmalarda onları yine bir hastalık olarak kabul edip iyileştirme yönünde çalışıyor. PRP'nin yaptığı işlev bu. Mezoterapi de dolguda kullandığımız hyaluronik asitin daha düşük konsantrasyondakinin vitaminle karışmış bir solüsyonu. Bunu ihtiyacına göre hastanın, mesela hasta diyor ki benim lekelerim var diyor. O zaman leke için olan ürünlerle bu solüsyonumuzu karıştırıp leke bölgelerine ve cildin geneline uyguluyoruz. Ama hasta mesela ben lekeden değil de işte kırışıklıktan şikayetçiyim derse o zaman
Farklı mesela somon DNA'sı ekleyebiliyoruz ya da o hyaluronik asitin dozunu yükseltebiliyoruz. Nem ihtiyacım var derse o yönde olan ürünleri ekliyoruz. Bu şekilde cildin daha parlak, daha canlı, daha genç hale gelmesini sağlıyoruz. Yani aslında bütün yaptığımız işlerin şeyi insanların birkaç yıl önceki hallerine dönmelerine yardımcı olmak. Kimse yaşlanmak istemiyor. Evet, son zamanlarda çok tercih ediliyor bu tarz işlemler, evet. Gerçekten de.